Gülay İrfan ve Ramazan amca geliyor alkışlarla. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın. Mesela Gülay da Selma abla gibi bir abla. Evet. İçimi çok acıttım. En azından sen de bir şekilde... Ben 30 yıl beklememiş oldum en azından. Keşke daha önce başvurabilseydim, imkanım olsaydı gelebilseydim. Olsun, nasip kısmet. Sizden Allah razı olsun. Şimdi bugün güzel anlar bekliyor sevgili seyirciler. Ramazan amca Samsun Termi'de yeni bir hayata başlayacak. O görüntüler ekrana gelmeden önce minik bir hatırlatmamız var. Sonra buradayız. Ramazan amca, başına felaketler geldikten sonra... Samsun Termi'nin bir köyünde dağda sadece kendini toprağa vermiş bir adam. Ekip arkadaşlarımız hafta sonu Samsun'a gittiler. Samsun Dernekler Federasyonu SADEF Başkanı Sayın Yıldıray Baş Stüdyomuzda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizde böyle güzel bir program gerekli. Abimiz, değerli büyüğümüz ve ailesini buradan gerçekten üzüntüyle izledik. Siz verdiniz. Biz de üzerine düşen ne varsa yapacağımızı ifade ettik. Mustafa Aksa evin sahibi telefon attığında. Biz bu dünyada kiracıyız yani, hiç ev sorun değil. Esra Hanım, biz buraya kardeşlerimizi aramak için gelmiştik. Maksadımız hiç böyle değil. Termi halkı da çok duyarlı çıktı. Hepsine çok Allah razı olsun. Yarın evin son hali aynen hazırlanıyor görüntüler. O da ekrana gelecek. İşte o zaman hep beraber mutluluk çığlıkları atabiliriz. Hazır mısınız? Çok heyecanlı. He? Çok heyecanlı. Hazır mısın Ramazan amca? Hazırım. Esra abla, seni yeni ev bekliyor. Ben bir şey söyleyebilirim Esra. Söyle. Şimdi bizim amacımız çok farklı yerlere gitti. Gerçekten bu kadar güzellik, bu kadar iyilik beklemiyorduk. Evet. Biz gerçekten bazı size çok teşekkür ederim. Bazı şeyler nasıl kısmettir biliyorsun değil mi? Şimdi ben dün akşam sizin ödül töreninizi seyrettim. Evet. Biz de sizi gönlümüzde dünyanın en melek insanı olarak görüyoruz. 30 yıldır görüyorlardı beni, biliyorlardı beni. Şimdi ben bu evi almasam nasıl? Tamam olur baba. Söyleme. 30 yıldır? Buradaydım, Termi'deydim. Biliyorlar, tam söyleyeyim. 30 yıl sonra bunu sen başardın. Sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde gördüler Ramazan amca, beni diyorum. Bazen insanlar böyle hayat telaşına düştüğü zaman... Görmezler farkı, yani bakarız da görmeyiz. 30 senedir Termi'deyim, el arabacılığı yapayım. El arabacılığı yapıyordum Termi'de, herkes beni tanır. Yalnız böyle bir lütfa nasıl bulundular, ben ne da hayret edeyim. Şimdi artık teşekkür et. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Esra abla, çok mutluyuz ya gerçekten. Görelim mi? Bir de bu arada benim adım şey, Gülen Adam olarak kaldı. Ama sen Gülen Adamsın ya, helal evet olsun sana. İnsanlar... Hayret. Bu tebessümü... Buna şaştım ben şimdi. Artık babamızın bir kapısı taktın oldu. Mı? He, bu işe şaştım. Bak, çok enteresan bir yerden bakıyorum. Şaştım yani bu işe. Nasıl hiç oldu? Böyle beklemiyordu Esra Hanım. Hiç şimdi böyle şokta bir şey beklediğim yoktu. Yani orası öyle bir yardım etmez. Orada bir gülüban var benim ufak Termi'de. İşte bazen he insanlar hata yapabilir Ramazan amca. Evet. Baba dik otur. Ama baba şurada dik otur baba. Senin oğlun var ya, çok ağır ben. Çok tokat attı. Biz boşuna dünyanın en melek insanı olarak görmüyoruz. Ekibiniz çok ve siz gerçekten attım. Çok koca yüreklisiniz Esra. Sana nasıl teşekkür etsem ben bilmiyorum. Ben 30 yıldır Termi'de el arabacılığı yapıyorum. Bu lütfu nasıl oldu anlamadım ben. Buna hala daha hayret ediyorum. Şaşıyorum yani.
Allah razı olsun Esra'nın. Yalnız benim sigorta işi inşallah yalan olmaz da bir daha buraya gelmem. Sigorta işi mi? Hay şeyi emeklilik işi diyor. Ben de sigorta değil. 1800 gün var ya 1800 gün. Emekli de olacaksın. Senin şu anda umurunda tek olan emekliliğin değil mi? Tabii tabii. Sadece bir Arabistan'a gitmek niyetim var Allah izin verirse. Umre'ye de gideceksin. Gideceğim. Ben 30 yıldır termedeydim. Böyle bir lütfa nasıl hayret edeyim ya. Şaştım vallahi de şaştım. El arabacılığı yapıyordum termede. 30 yıldı. Bu soru da aslında onun perekanı. En haklı sorusu. Evet. Yani bak şimdi perekanı, yaşamımızda hayatımızdan geçen evet. insanlar vardır. Yanımızdan geçer, etrafımız evet. olur. Hani bir kere ona nasılsın diye sormazsan nasıl olduğunu öğrenemezsin. Esra ablacığım ben ilk gün burada konuştuğumda demiştim. Hani insanların hayatına bakıyoruz, geçiştiriyoruz. Evet. Anlatmak istediğim konu da buydu. Yani tam işte biraz duyarlı olmamız gerekiyor. Demek şimdi şey geldi buydu. Aklıma. Bu sene programa başlarken biliyorsunuz biz format değiştirdik. Sen şimdi değiştirdik. Bu programı net bilin. Beni salma sen. Esra Erol'un şöyle bir misyonu vardı. Ben zıdıvaç yapıyorum. Salmayayım mı seni? Salma beni. Kal burada ya. Kal burada. Bak gençler var. Hanım. Şimdi. Esra Hanım. Ben de şu anda Ramadan amca yıldır... rüyada olduğunu falan evet, sanıyor evet, olabilir. Evet. 30 yıldır. Dargınım şarkısını bir söyleyebilirim. Dargınım mı? He. Hadi söyle. Dargınım sahte yüzlere, dargınım gülen gözlere, dargınım dargın, dargınım yaramsızlere, dargınım sahte yüzlere, dargınım dargın. Dargınım sahte yüzlere. Bu yüzden mutsuzum, bu yüzden yorgun. Bayramdan bayrama bir mektup gelir. Zavlı dertli, yürek dertli. Kalp dertli. Biz barışmak istiyoruz Ramazan amca artık evet. seninle. Bak terme halkı, insanlar olarak evet. ilk geldiğin gün dedi ki bu bizim ayıbımızdı. Bak sadılmadı. Ya bu yara hiç sarılmadı. Bayramlarda sorulmadı. Bayramlarda sorulmadı. Şimdi kadıma gelen olmadı. Kapıma gelen olmadı. Bu bayramda, bu bayramda, bu bayramda, her bayramda. Kapıma gelen olmadı. Bu bayramda, her bayramda, bu bayramda, her bayramda. Ramazan amca, bu bayramdan bayrama bir mektup gelir. Bu bayramlarda hep beraber olacağız artık inşallah. Esra bir şey söyleyeceğim. Bundan sonraki bayramlarda siz de varsınız. Aynen. Bayramlarda sofran Allah artık nasip ederse bir kapısı olacak. Kalabalık olacak. Evet. Daha insani, daha insanca yaşayabileceğin bir hayat hak ediyorsun. Bir şurayı izler misin Ramazan amca? İzlerim. İzler misin? Verelim mi VTR'yi? Bu bayramda. Şimdi verelim VTR'yi. Thank you.
teşekkür ederiz Esra. Ramazan amca, artık senin kendi yeni bir hayatın var. Torunların gelecek. Evet. Dedesinin evinde kalacak. Hepsi geldi, hepsi komple. Esra Hanım, her bayram kardeşlerim komple bana geliyorlardı. Ben hep böyle çocuklarla beraber, eşiyle beraber gidip aile ziyareti yapanları hep kıskanırdım, ağlardım her bayram. Artık ben de kardeşlerimi, çocuklarımı alıp babamın evine bayramlaşmaya gideceğim. Sizin sayenizde çok mutlu oldum. Bundan sonra yalnız olmayacaksın, orada yaşayacaksın, tamam mı? İnşallah. Sayenizde. Allah razı olsun. Şimdi bu arada kardeşin yeni bir hayatı da böyle, iyi de bir işte çalışayım, daha garantili. İnşallah. Allah nasip ederse onun da desteğini aldık. Benim teşekkürlerim var. Onları biraz sonra edeceğim zaten. Esra Hanım şu an. Çok değişik adamsın Ramazan amca ya. Çok sağ ol. Vallahi değişik adam. Yaralıyım yani, yaralı. Tek başına yaşayan, kendiyle konuşan biri. Evet. Düşünsenize bunun tam tersi, çok daha iyi şartlarda Ramazan amcanın yaşadığını ve yetiştiğini. Yok. Kuşlandı Esra Hanım. Başka bir adam olur musun sen? Kiralık ev dahi vermediler babama Esra Hanım. Kimse şikayet etmek çocuk istemiyorum çok ama. Çocuk yine vermediler şimdi. Yalnız diye. Çocuk çok, senden çocuk çok diye eskiden de çok vermediler. Küçük küçük kulübeler de çoktu. Umre'ye gideceksin Allah izin versin. Allah izin dişlerin versin. Yapılacak. Allah izin versin sen sayende. Emekliliğin de olacak. Senin sayende bunlar hep senin sayende sen sana teşekkür ederim. Sen de açıp bizi izleyeceksin. Ben sence ben gelirim buraya ben gitmem buradan. Ben senden eğlenmem vallahi. Aa burada otururum. Bir şey söyleyeceğim bak. Bakarsın. Ben de evladının buradaki herkesle. Bak. Allah razı olsun. Özleyince seni geliştiririm babacığım. Ben burası duramam. Ben burası duramam. Sevgili seyirciler, şu iddiamız yoktu ama arabada alışkanlık yaparız. Evet, gelin. Buradaki sevgi ortamına çok alıştık. Çünkü burada herkes tarafından seviliyor. Herkes tarafından sevildim. Üteller de sevildim. Herkes beni sevdi. Sevgiden çok. Sen de bize dua et hep. Senin duaların kabul oluyor. Bizler evet, için dua Allah et. Allah razı olsun sizden. Ben size her zaman dua edeyim. Ağlıya ağlıya dua edeyim. Ağlıya ağlıya dua edeyim. Sağ ol. Ağlıya ağlıya dua edeyim. Söyle. Ramazan abiyle bugün yeni evini kutladık. Bir de içeride jüri üyeleriyle göbekler attık hem de. Göbek mi attınız? Ağlıya ağlıya dua edeyim size. Sizin sayenizde ben bollara bulamazdım. Beni o ben. Onları boş ver. Yo, sen şimdi büyük bir iş yaptın burada. Sen başımın üstünde yerim var. Başımın üstünde sen de benim kızım. Sen ama sen çok değerli bir insansın. Sağ ol. Çok değerli bir insansın. Ben seni unutamam. Ben 60 yaşındayım. 60 yaşına kadar kimse bana uçağa bindirmedi. Bu da bana ders oldu yani. Uçakta hiç bilmedim. Otobüs yolculuğu bile yapmadım. Düşünsenize hayatınızda ilk defa gökyüzünde süzüldüğünüzü. Hiç otobüs yolculuğu dahi yapmadı. Bir yere gitmedi. Otobüs yolculuğu da yapmadı. Yok hayır. Dışarı çıkmadı. Ramazan amca evin en çok neresini beğendiniz? Evin en çok neresini beğendin? Havada uçmama. Yok. Havada uçmama. Evin. O az önceki izlediğin neresini beğendin şimdi diyor. Şimdi en güzel yapılan evin neresini beğendin? Evi ne biliyor musun sen? Seni ben böyle, sen beni tarlada, dağda buldun ya. Ev önemli değil, ev önemli değil. Evin içindeki adam adam olacak, adam adam olacak. Evi bırak sen, sarayı bırak. Sarayın içindeki adam adam olacak. Evet. Sarayın içindeki adam adam olacak. Bundan sonra kendine iyi bakacaksın. Sağlığına, saatine dikkat edeceksin. Tamam mı? Sizin kendini koy vermeyeceksin. Sizin sayenizde ilk defa. Benimle beraber doktora gelmesini tavsiye edin Esra Hanım. Doktora niye git? Doktora gitmiyor musun sen? Gelmiyor. Ben gitmeyeyim doktora. Gitmiyor. Niye doktora gitmiyor? Şimdi. Vallahi bir daha uçağa. Doktora gitmiyorsun? Doktora gitmeyeyim ben şimdi ilaçtan şimdi lahanadan, ottan, ormandan ilaç yapayım ya. O ilaç çalıştırıyor şimdi yani. Alternatif tıp da var. Tabii tabii. Onu öyle sen yapayım. Sen hangi nereye götüreceksin? Sinir hastalıkları. Ruh ve sinir hastalıkları Esra Hanım.
Götürürüm ben onu, sen merak etme. Teşekkür ederim. Bunun için gideceksin değil mi? Yok, ruh sinire bak, gerek yok. Ben şimdi orada bana teselli ihtiyacım var benim. Sevgi ihtiyacım var, teselli. Doktora moktora ihtiyacım yok. Ezra Hanım, gerçekten burada sevgi öyle... istedim adamım, sevgi. Burada herkes onu çok sevdi Ezra Hanım. Sarılıp sarılıp öpüyorlar, çok mutlu oldu. Burada gerçekten bir haftada hayatında yaşamadığı bir hayat gördü, bir ortam gördü. İnsanlar, jüri üyelerimiz olsun, konuklarınız olsun, gerçekten çok değerli insanlar. Çok teşekkür ederim onlara. Sevgi gördüm. O yüzden mutluyum. Ramazan amcayla dışarıda konuşmuştuk biz de. Şimdi ne kadar evi de olsa, işte sıfırdan düzülse de yok, o buradaki insanların sıcaklığını ona gösterdiği ilgiyi çok sevmiş. Ve artık oraya gittiğinde tek kalacağını sanıyor. Evet. Fakat artık bir tane, üç tane, beş tane değil, yüzlerce kapısını çalacak çocuğu var ben. Evet. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Biz Samsun'a ilk sen evine gittiğinde Tarık, Serhat ve ben gerçekten yanına geleceğiz. Orada annesi var. Bunu gerçekten yapacağız. Tamam mı? Sen artık hep gül. Sen gülünce biz de mutlu oluyoruz. Çünkü sen gülmeyi hak eden adam gibi aynen, adamsın yani. Ellerinden evet, öpüyorum. Evet. Şimdi Ebru söyleyeyim, teşekkür ediyoruz. Nuray abla teşekkür ediyoruz. Ama asıl teşekkürleri Samsun Belediye Başkanımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Samsun Dernekler Federasyonu SADEF Başkanı Yıldıray Baş'a, SADEF Bölge Başkanı Samet Akkiraz'a, SADEF Kadın Kolları Başkanı Leyla Çetin'e, SADEF Halkla İlişkiler Sorumlusu Erkut Baş'a, Mithat Akbulut'a, Muharrem Çelik'e, Ahmet Ekmekçi, Ömer Cavund, İsmet Kabaoğlu, Erol Bey, Kemal Bey, Ali Kaya, Adnan Bey, Dürdane Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi sizi alkışlar diliyorum. Çok teşekkürler Esra. Hadi. Melek ya, melek. 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 Çok teşekkür ederim.